Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Yarınki Ankara yarışlarının tahminlerini vereceğim. Ankara'da yağış görünüyor. Yani dün de biraz yağdı, bugün çok yağdı. Sabaha karşı yağdı, yarın da yağışlı görünüyor. Büyük ihtimalle tahminim çim pist koşuları kum piste alınır diye tahmin ediyorum. Ben yarışların tamamını kum piste göre yorumlayacağım. Yarın evdeyim akşama kadar. Olur da yarışlar çimden kuma alınmazsa saat 1-1.30 gibi belli olur zannediyorum. Yarışları yeniden yorum bölümüne yazacağım arkadaşlar tahminlerimi. Çime göre yazacağım. Ama şu andaki bütün tahminlerim kum piste göre yapıyorum. Büyük ihtimalle yarışlar kuma alınır diye tahmin ediyorum. Şimdi günün 7'li plase için 1 numaralı Osman Bey ilk 2'ye girer diye tahmin ediyorum. Altılı Ganyan'a gelecek olursak günün ilk ayağında ben 5 numara Destan Yazar'ın iyi koşmasını bekliyorum. Yarışın en şanslı atı gibi görüyorum. 3 numara Fırat Baba 58 gün arası var ama grubun kalite atlarından toparlandığını düşünüyorum. İdmanlarında gayet iyi görünüyor. Yine 4 numara Soydere biraz daha çime yatkın gibi görünse de yarın pist yumuşak olabilir. İdmanlarında fena görünmüyor. Müslüm de iyi koşar. 5-3-4 benim ilk 3 atım. Yanına iki tane de sürprizden at önermek istiyorum. Bir tanesi 9 numara Ünalan ve diğeri de 10 numara Uçan Karlı Güzel. Son yarışta çok güveniyordum bu ata. Çok kötü koştu. Mehmet Sadiçe'yi bilmiş. Ters bir netice alabilir. Ben son yarışta bir aksilik veya bir sıkıntı yaşadığını düşünüyorum. 5-3-4-9-10 sırasını sizlere veriyorum. İkinci aya geldiğimizde bana göre çok zor bir yarış. Mesafenin 1200 metre olmasından ve formsuz atların bir arada olmasından dolayı her türlü neticeye açık bir yarış olabilir. Ayırt etmeden 1 2 3 4 5 7 8 9 sırasını ya yani sırasını değil bu atları öneriyorum. 1 2 3 4 5 7 8 9 arkadaşlar. Günün 3. ayağına geldiğimizde yarış çimde görünüyor ama kum koşar diye tahmin ediyorum. 5 numara Rıfkı Dayı'nın hem son çim yarışı iyi hem de ilk kum yarışı iyi. İyi bir yarış yapar bence. 3 numara Akbatur'un son yarışı fena değil. Kumda da bir üçüncülüğü var. Ondan da etkili bir yarış bekliyorum. Ve bir numaralı Fırtınalar Diyarı'nda kumda işleyeceğini düşünüyorum. İyi bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. 5-3-1 sırasını sizlere tavsiye ediyorum. Günün dördüncü koşusuna geldiğimizde bir numaralı Borax'ın aslında tam bir kum atı olduğunu düşünüyorum. Ama ilgilileri ata güvendikleri için çimde de koşuyorlar. Çimde istenilen aksiyonları rahat yapamıyor. Ama yarın bir start çekmiş. Startla beraber ikinci, üçüncülüğe girecektir. Ve düzlükte düzgün aksiyonlarla gelip yarışı kazanacaktır. Uygun bir grup bulmuş bence yarışı kuma alınırsa özellikle. Tabii çimde koşursa farklı düşüncelerimiz değişiyor ama kumda koşulacağını düşünerek bir numaralı Borax'ın bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum. Özden Yıldırım çok büyük bir hata yapmazsa. Günün 7. koşusu yani altının 5. ayağına geldiğimizde kayıtlı olan bütün atlar çim atı. Tabii ki bunların bir kısmı yarıştan da çıkabilir. Yani çıkış da olabilir ama sezon sonu geldiği için pek çıkacak at olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla kısmen 1 numara Lady Sephora'nın kum pistte yarışları daha iyi. Kısa bir sprinti var bu atın. Mehmet Gökalp Arslan atı iyi tanıyor kısrağı. İyi kullanabilirse yarışı kazanabilir. Bence yarışın en şanslı atı. 2 numara Tamzap yani çimde koşulsaydı çok şanslıydı ama kumda da yine grup uygun. 4 numara Brave Up diye Müslüm binmiş. Bir şeyler görmüştür diye tahmin ediyorum. 5 numara Budica belki etkili olabilir. Bir de bu 7 numara Touch of Class. Çok uzun zamandır takip ediyorum. Bir türlü istenilen yarışları yapamıyor. Ters bir netice alabilir. 1, 2, 4, 5, 7 arkadaşlar. Sizlere tavsiye. Günün son ayağına geldiğimizde küçük kuponlar 11 numara Gül Nişan'ı pek yazabilirler. Yani ilk yarışında çok çok iyi koştu. Önde fazla rahatsız eden olmazsa, istediği tempoyu kurabilirse veya 2-3 gidip düzlüğe doğru hamle yapabilirse yarışı kazanabilir. Son yarışı sonlarda durdu adeta ama bu kez çok farklı bir yarış bekliyorum. 4 numaralı İspeş'in de aynı yarışın yakın ara üçüncüsü. O da etkili yapar. Orijin çok güzel. Buca Güzeli kumcu bir hakkı. Kübe zaten anlatmaya gerek yok. Zaten Buca Güzeli de Royal Abjar'dan geliyor. Yani tamamen bir kum atı. Eğer 11 numara Gül Nişan'ı fazla kaçırmazsa sonlarda onu geçebilir. Bir de Müzmin Bakir 1 numara Best of Rock sürekli ikinci oluyor. At fena değil. Yarış 1400 olsaydı şans vermezdim de 1200 olduğu için bu kez meydandan çıkmaya
yakın görünüyor. Yani 11 ve 4'ten sonra şanslı görüyorum. 11, 4, 1. Sıralamalarımı tekrar sizlere tavsiye ettim. Tekrarlamak istiyorum. Birinci ayak 5, 3, 4, 9, 10 sırası. İkinci ayak ayırt etmeden 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Üçüncü ayak 5, 3, 1. Dördüncü ayakta 1 numara boraks bankomuz. Beşinci ayakta 1, 2, 4, 5, 7. Ve son ayakta 11, 4, 1. Küçük oynayan arkadaşlar son ayak 11 numarada ikinci bir alternatif tek olarak değerlendirip, yani alternatif değil, onu da banko yazıp iki tekli küçük kurgu yapabilirler. Geniş oynayan arkadaşlar 4 ile 1'i de eklesinler is peşinde ve best of rakı. YouTube'da abonemiz değilseniz abone olun lütfen. Birçok kişi abone olmadan izliyor. Abone olmanızı rica ediyorum. Abone sayımız bir türlü artmıyor. Eleştiriler ve mesajlarınızı bekliyoruz. Beğeni yaparsanız seviniriz. Video ön plana çıkıyor. Bunun haricinde de ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545 625 5093. Herkese bol şanslar diliyorum. Yani dediğim gibi eğer yarışlar çimden kuma alınmaz ise ben saat 1 gibi mesaj bölümüne çime göre tahminlerimi yazacağım arkadaşlar. Tekrardan kontrol edin eğer dediğim gibi çim pist yarışları kuma alınmazsa. Hepinize hayırlı akşamlar, bol şanslar, hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.